Merhaba. C180 Spor Kulübü ve Spor Kompresörü. Nasıl diye geçiyor? Spor Kulübü. Spor Kulübü. 1.8, 143 beygir, 142 beygir. Yanlış hatırlamıyorsam. Motor üzerinde aracı birlikte inceleyelim. 1.8 motorun üzerinde çiftli stage bir yazılım var. KNN Orijinal Hava Fitnesi var. Amazon'dan aldınız. Kaç dolardı? $66. $66, tamam güzel. Fabrika çıkışı mercek parlanı bitti geliyor. Onun haricinde açılır sandık ve cam tavanda bırakılır. 18 canlar spor paketi olduğu için de lamba da bir tık daha yere yapılır. Yandan çek istersen. Bir jantları uzun atar mısın? 225 ön tarafta. 225 kaçtı? 225 ön, 245 arka. 245, 45, 18, 17. Pardon. Arkadan alabilir misin? Tabii. Şöyle uzaktan alttan al. Lastikler veriyorsa. 45 genişlikte lastikler var. Ford Kuga, SUV arabada 245 genişlikte lastik yok. Aracın arkadan görürsün şekilde. Hep tutulmayan bir araç. Özelliklerinden bahsedeyim. Şurasında frene basınca yanan lamba var. Değişiklikler kalsın bu değil. Şurada aşağıda bu baraj camı şurada devam ediyor. Kompresör bildiğiniz üzere. Aracın kapısı kupelerde olduğu gibi normal bir arabanın kapısının neredeyse iki katı. Çok geniş bir göz var alt kısımda. Cam açma kapama tuşları burada değişik bir şekilde anlamadım. Krom detaylar her yer deri. Malzeme kalitesini gösterir. Burası daha yumuşak. Burası da yumuşak. Burası sert plastik. Bu hoparlörlerin markası ne? Bilmiyorum. İyi tamam. Kaç hava yastığı var? Çok hava yastığı var. İnşallah çalışıyor yani. İnşallah çalışıyordur. Aracın içini şu şekilde göstereyim. Normal Mercedes'lerdeki gibi el freni burada. Otomatik far, otomatik silecekler. 2005 modelde şaşırdığımız özellikler ama Mercedes çok şaşırtmıyor. Yakıt tüketimi 9.4 olması lazım. Stage 1 olmasına rağmen. Bir çalıştırsan arabayı. Tamam. Yani çalıştır ya da... Motor mu çalıştır? Hani yarım yap. Yarım. Elektrik ver. Tamam, ekranı elektrik, görelim. Elektrik var şu an. Tamam, ekranı göstereyim. Bu şekilde. Kaç gösteriyor yakıt görmüyorum şu an. 9.4. Tamam. 9 öyle bir şey. Ortalama gördüğünüz şekilde. Bu aracın pek kronik sorunu yok. Tutulmamasının nedeni... Araçta şurada direksiyon arkasında F1 vitesler var. Göstermeyi unuttum şu an. Şu şekilde. Şu an 0-100'ü kaç bu arabanın? 10 saniye falan mı? 10 saniye var. 10 saniye. Bir ölçeriz tekrar testte. Burada ayna, elektrikli ayna ayarları, işte farları, far ekrama var. Çalışıyor mu? Hiç denemedim. Deneyelim mi? Şimdi arabaya başlayalım. Tamam. Arka tarafı tekrar çekeyim. Yani benim sevdiğim bir tasarım ama herkese hitap etmiyor. Tutulmayan, yani tek kapı olduğu için de tutulmuyor ama tasarımı gerçekten güzel. Bir sunroof kapatsana. Hemen kapatıyorum, vereyim. Çekin onu. Ben şurada çekeyim. Kapatıyorum. Tamam. Hazır mısın? Evet, hazırım. Tamam. Bir çeksene. Koltuğu falan çekin. Tamam. Kapı neredeyse 90 derece açılıyor. Biraz şaşırdım. Yani normal araçlarda bu kadar açılmıyor. Normal manuel koltuk, elektrikli koltuk yok. Deri, çok rahat, çok insanı saran koltukları var. Kol koyma yeri, otomatik vites. Bir dakika şunları alayım. Bozuk para koyma yeri. Böyle bir sürü gözler var. Şurada Mercedes'ten alışık olduğumuz işte vesaire gözler. Klima, analog klima, dijital klima yok ya da yarı dijital olarak mı geçiyor tam emin değilim. Radyo CD çalar, 2005 model. Bluetooth yok. Park sensörleri vesaire şurada gözüken yerde geçiyor. İki bölmeli bir torpido var gözüktüğü üzere. Kapı şu şekilde açılıyor. Şöyle rahat bir geçiş için rahat bir alan var.
arka koltuklar bu şekilde. Diz mesafesi ortalama. Tavan mesafesi aynı şekilde ortalama bir kupe arabaya göre bence güzel. Arka tarafta şuradan gösterelim. Klima vesaire. Gözler var. Mercedes zaten. Cam tavan komple çok ferahlık katıyor bu arabaya. Baraj bu araca göre normal. Hatta büyük bile. LPG yok. Araç 190 binde. Saf benzinli. Döşemeler gördüğünüz üzere yani Mercedes. Bildiğimiz gibi. Şurası açılıyor. İşte yardım şeyleri falan filan. Bu düz olan parçanın adını unuttum. O yok. Mercedes'te gördüğünüz gibi amortisörlü kaput ve güzelce çalışıyor. Şu yalıtımlar vesaire. Şurada ekstra bir yalıtım sonradan mı yapılmış tam emin değilim. Sonradan gibi de çok durmuyor. Neyse. Motor kapağı kırılmış. Yani yaş gereği normal. Yağ yakmıyor bu araba. Doğru muyuz? Çok az yakıyor. Çok az. Ne kadar az? Şu an 5.8 mi falan. Yağ yakıyor mu? Is it burn oil? No, no oil, no smoke, no nada. It's all perfect. It's at 5.7. Yani illaki olacak. Stage 1 yapmışsın zaten. Yazılım var. Yazılım pek fark etmedi diyorsun. Ben şuralardaki... Belki biraz fark etti diyor. Şuralardaki şeyleri göstereyim. Formaları göstereyim. Hayır, manifolds değil. Yalıtımları görüyorum, gösteriyorum. BMW'de yok mu? İzolasyon. İzolasyon gerçekten yüksek derecede. Şuralarda bile göstereyim. Kaputta çok gözükecek bir şey yok. Orijinal bir motor. Orijinal. Şöyle. Pardon. Göstereyim. Zaten orijinal bir araba. In gear guys, here we go. İkinci vites. Evet, ikinci vites. Ama yokuş aşağı. Don't worry, we got four wheel disc brakes. It's not really, really fast. Bence spor bir arabaya göre gerçekten güzel bir gidişi var. Torku. Beygir. Evet. Araç sahibi Acepec yanımızda. Acepec. Aracın kullanıcısı Acepec. I'm the best, I'm the Drift King. Drift King. You guys want to pick us? No, no, huh. Fuck off. No, do not, do not. We do not have room. Koltuğumuz yok. Yeah, no. Aracın kullanıcısı Jesper kamerada. Kameraman geliyor şu an bize. Şu an İzmir'de seyrek. Yolları da deneyelim. Birinci vitesteyiz. Birinci vites, deneyelim. Şey bayağı değişmiş. Koltukları gerçekten çok rahat. Evet, bayağı rahat. Gerçekten çok rahat. Yol tutuş olarak da beklenilenden, yani tahmin ettiğinizden kısa bir araba olmasından dolayı söylüyorum. Tahmin edilenden daha güzel bir araç. Yani 500-600 bin lira şu an, 2024 Ekim ayındayız. 500-600 bin lira bulabileceğiniz bir araç tepesine. Tepesinden bahsediyorum. Şu an çok performanslı bir şey yapamayacağız. Saat... Akşam işte 4-5 civarları, akşam trafiğine kalıyoruz. Performansını anlatabilirim. Yani çok gösteremeyeceğiz. Bir alan yok. Ama 500-600 bin lira bulabileceğiniz gerçekten size Mercedes hissini veren güzel bir araç. Bro, what do you think? Car. I think it's a great car for the price and for Turkey. The car is slightly used. But it's a perfect car to have in Turkey. Jesse, Türkçe'ye çevirebilir misin? Çok güzel arabamış, çok memnun kaldım arabadan. Biraz araba yani sağ sol çarpılmış, küçük kazalar ama evet. Türkiye için bayağı yani, güzel, mekanik olarak güzel bir araba. Şöyle söyleyeyim, Amerikalı olduğu için hani boya değişen olması biraz tuhaf geliyor. Amerika'da Türkiye'deki gibi şehir içi kazaları çok sık olmuyor. Kaza olduğunda zaten arabayı perde çıkarttılar ucuz olduğu için. Bu araba Amerika'da kaç dolar? How much would this car be in America? In America, probably $7,000 or $8,000. 7,000-8,000 dollars. 7,000-8,000 dollars. Yani Türkiye, şu an kurla hesaplarsan düz hesap 300,000 lira falan. Ve orada hani asgari ücret ne kadar aylık? How what's the aylık ne kadar? What's the minimum wage every month in America? Yeah, right now it's $15 an hour.
No, like, but in 1 month, how much would you make? Bir ayda neredeyse aylık maaşla bu arabayı alabiliyorlar neredeyse. Kaza yaptığında da... 2 months of work you get this car, he's trying to say, or something like 3 months. 2 ay, 3 ay falan çalışmak bu arabayı alabiliyorsun. Ortalama. Ortalama, evet. Sadece şey, nasıl sen, aile evinde yaşıyorsa vesaire diyebilirim. Beklentilerin üstünde bir araç. Ve evet. Neden tutulmadığını anlayamadığım bir araç. Yani bir fikriniz varsa yorumlarda belirtin. Yalıtımı, konforu, işte performansı, ya aşırı bir performanslı bir araba değil. Onu kabul ediyoruz. Ama şöyle bir durum var. Kompresör sistemi zaten biliyorsunuzdur. Sıfırdan yüze hani kalkışta aşırı iyi bir performans sergilemiyor. Yüzden sonraki yani uzunda diye tabir ederler. Uzunda yürürken gerçekten güzel bir. Ve bu araçta da başka ufak tefek değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Yani o E39'dan değişti arkadaşım bu araba. Hmm. Sence E39'dan iyi yanları ne? Nasıl? Yani E39'a göre better olan yani daha iyi olan. Koltuklar daha güzel bu arabada. Koltuklar daha rahat. Koltuklar 10 kat daha rahat. Çok daha It's rahat. Amazing. Araba konforu yani rahatlık olarak araba benziyor. Nasıl söyleyeyim? Sadece. 2 tane sunroof var araçta. İki tane sar, onları gösterdik. Daha ne var? Ekran var, orada yağ bakımı falan yapıyorsun, her şey evet, yağlara bakıyor. Yağ bakımı için kaputu açıp çubuğu çekmiyorsunuz ki zaten BMW'de biz sürekli haftada bir, üç günde bir zaten yağ çubuğunu kontrol ediyorsun. Evet. Bu arabada öyle bir şey yok. Nadiren de olsa bir yağ yakma olabilir. Hani zaten 2005 model Alman arabası, benzinli. Hani zaten durum ortada. Şanzıman olarak bir problemi yok, cır. Yıpranmalar evet illaki var yaşı gereği ama kilometresinden dolayı öyle bir hani malzeme kalitesini şöyle göstereyim. Gerçekten kaliteli bir araba. Ben gerçekten neden tutulmadığını anlamadım. Arkası, yani arabanın arka görüntüsü insanlara çirkin geliyor. Ama ne bileyim 600 bin liraya gidip mesela 2015 bir Egea alabiliriz. Fiat Egea, işte Renault Fluence neyse. Bunun yanından geçemez o arabalar. Ben anlamış değilim. Ve Türk insanında şöyle bir durum var, hani yeni yenidir. Evet, gerçekten yeni araba daha iyi oluyor. Ama nasıl desem, temiz bakılmış, düzgün şey yapılmış bir Mercedes, hani kilometre bazında, yaş bazında söylüyorum. Yani W124'lerden yola çıkarak bakarsak, o arabalar milyonu deviriyor neredeyse. Ama hala trafikte bir Egea falan, Egea değil de Linea bilmem ne. W124'lerden Mercedes E200, yani 200'e falan. Onlardan yola çıkarak bakarsak 40 yaşında araçlar ama hala trafikte gidiyorlar. Sorunsuz ve çok konforlu bir şekilde kullanıyorlar. Yani zaten o araçların keyfini alan bir kere gidip yeni araçlardan zevk alamaz. Sadece A noktasından B noktasına götürür. Çok da uzun uzun konuşmayayım. Aracın şeyini yani çekin. Biz biraz daha POV'ye uyarlasak arabayı. Evet, POV. Yani. Yani biraz öyle şey. Bitiriz sonra. So you're doing the POV? Yeah, I'm doing the POV. I'm gonna just drop it down a second. And then I'm gonna take off if I can get a chance. Ready, Jesse? Yeah, I'm ready. Feel the horse, Jesse. Feel the horse. Oradan yürüyor işte. Benim anlattığım şey bu. Alt devirleri bir tık daha ölü. Yani üst devirlerine göre öyle diyeyim, çok hani performanssız falan kalmıyor. Ama üst devirlerde gerçekten hani o beklemediğiniz bir atma, sizi geri çekme olayı yaşanabiliyor. Yani ben aracın fiyatına göre, durumuna, yaşına göre konuşuyorum tabii. O kadar da ultra performanslı bir araç değil sonuçta. Kliması gerçekten güzel çalışıyor, bayağı iyi soğutuyor. Yanlarda cam filmi var. Yan var evet. Yanlarda var herhalde. Başka anlatmadığımız herhangi bir şey kaldı mı acaba? Yani malzeme kalitesi olarak gerçekten güzel. Yani kalite olarak beğenilen bir araba. Beğendiğim bir araba. Öyle söyleyeyim. SF kapatılabiliyor. Airbag. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Çekici modu falan var burada. Tamam evet, çekici modu. Keşke BMW'de öyle bir mod olsaydı ya. BMW'de öyle bir şey. Araba direkt çekici modunda zaten. 323 to 584. 25. Adam Young,
What are you doing, detective? What are you doing? I got that on camera too, boy. Yeah. It was probably already broke. Yeah, 4K dört kaldı, yakalandın şimdi. Eski arabanın neden kullanılmadığını anladık. I'll need some more glue, some more duct tape. Allah Allah. Nasıl takacağız oğlum bunu? Bakalım. Kasko yok. Abi neden kasko yaptırmadınız? Gerek yok ya. Boşa boşuna para harcamamız gerekiyor. Anladım abi. Kerem Usta. What Efendim? The fuck? O 200 lira vermeyeceğim artık. Tamam abi. Şimdi yan açılıyor. Allah Allah. Bir dahaki açan kırdım düşünecek, anladın mı? Cam açma tuşları niye burada, ben anlamadım. Espeksini öldürecek şimdi. Espeksiniz var ya sen. Var. Gömecek. Şuraya açacak şimdi.